kök salacaksın. Var mı çıkaracağın, ekleyeceğin bir şeyler? Bilelim. Beklediğin şiddette olmadı. İşimize bakalım hadi. Halil Sadi'yi önceden aldığım karar çerçevesinde... masum eşimin... kanının yerde kalmaması için... infaz ettim. Allah yaptıklarımı affetsin. Olacağım. Kanımızda yok mu zaten bu? Dedem katil değil mi? Ben de katilim. Ben de onun gibiyim. Beni insanlığımdan çıkardınız lan. Beni ne hale soktunuz lan? Başkanım. Daire başkanım. Emniyet müdürümüzden öğrendiğim kadarıyla hala bu dosya üzerinde uğraşıyormuşsunuz. Trafik şubesi, asayişi, 3 senedir bölgede izlenmedik kamera, araştırılmadık trafik sicil kaydı bırakmadı. Sonuç? Evet, hala aradığımız aracı bulamadık, doğrudur. Peki siz hangi sahiple Halil Sadi'nin öldüğüne ya da kaçırıldığına kanaat getirdiniz? Başkanım, ben bu konudaki hislerime gerçekten çok güveniyorum. Hislerine değil, elindeki delillere göre hareket edeceksin. Ayrıca şu olayı da bir kapatalım. Çünkü senin için çok daha büyük hedefler koydum ben. Ama bu Halil Sadi'den kurtulman lazım. Ha, bir de bu araba hakkında bir daha hiçbir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Hiçbir şey. Anlaşıldı. Tamamdır. Yani. Selim Savcı. Selim Savcı, acil bir araya gelip... Lütfen daha sonra tekrar deneyelim. Sinyal sesinden... Hani ne yapıyorum ya? Ben niye uğraşıyorum ki? Sen bana gelmezsen ben sana gelirim. Bilerek yapıyor ya. Sırf beni delirtmek için yapıyor, eminim. Ama yok. Yok ben. Ben yok ya, onun oyununa falan gelmeyeceğim, düşmeyeceğim bu tuzağa. Evet, sonuçta burası özgür bir ülke değil mi ya? İsteyen istediği yere kafesini açar, kökünü salar. Sağ olsun ya, bırak kökünü sağ olsun. Kök görelim bakalım neymiş kökü. Tamam, aferin Yağmur. Aferin, bak çok güzel durdun, dik durdun karşısında, aferin sana. Delirtemeyecek mi? Geldi. Evel, hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? Böyle ıkınıp sıkınıyorsun. Emel. Ne? Bu yan taraftaki mekanı
Elden geçiriyorlar. Ha biliyorum, işim gücüm bitsin gideceğim, bir hayırlı olsun. Sen şimdi tabii önünden geçerken içine bakmamışsın. Çünkü bakmış olsaydın belki ben senin karşında böyle kıvranıyor olmazdım, kıvranmıyor olurdum. Sen de kendi kendine karşılaşmış olurdun durumla. Tabii şimdi duygu takibi var, bunun tesellisi var, bir şeyleri var. Bunlar çok önemli şeyler. Ki ben de birazcık böyle ortasından dahil olurdum drama ama... Ne drama be? İçeri baksam ne görecektim? Neyse Emel, Soner, ben bir işim var zaten. Siz bir konuşun, ben sonradan daha iyi... Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Sen mi tuttun yandaki dükkanı? Akgün ve ben. Naz da var mı? Orada değil. Sen bizim üstümüzden deney mi yapıyorsun? Emel Hanım, bana bir müsaade edin, ben bir kendimi anlatmaya çalışayım. Lütfen. Lütfen. Benim ismimin altına yazdığınız şeylerin bazıları doğru ama birçoğu yanlış. Ben seçmedim bunu. Ben bunun içine doğdum. Ama artık ben seçiyorum. Naz'ı seçtiğim gibi. Ben sizin kızınızı elinizden alan bir canavar falan da değilim dediğiniz gibi. Hatta burada yanınızda olsun istiyorum. Annesinin yanında olsun istiyorum. Ben o adam olmak istiyorum ya Emel Hanım. Hani belki zamanla seveceğiniz, alışacağınız, o telefonda tarif ettiğiniz gibi hani geleceğinden korkmadığınız adam var ya. Olamazsın. Şimdi bana bir şans verilmezse eğer, olamam. Doğru, olamam. Ben şu yandaki dükkanı işletmek istiyorum ya sadece. Sıradan bir adam olmak istiyorum. Sıkıcı bir adam olmak istiyorum. Sıkıcı bir hayatım olsun istiyorum. Yanımdakiler, çevremdekiler benden korkmasın, çekinmesin istiyorum. Geçmişini ne yapacaksın peki? Unutturmaya çalışacağım. Ya bir şekilde unutturmaya çalışacağım ama tamam, başaramazsam, sizin dediğiniz gibi olursa, Naz'ın hayatına nasıl o hızla girdiysem aynı hızla çıkacağım. Söz yani, size sözüm olsun ama başarırsam. Çık dışarı. Lütfen. Git, ne başaracaksan da benden uzakta başar. Çık. Lütfen. Peki. Sen ne süzülüyorsun? Adam çok içli konuştu be Emel. Çok yürekten konuştu yani. Sen konuşmuş. Ne yapacağız? Hala kilit altında tutuyoruz. Şimdi Aslan'ın oğlunun yanına gidiyorsun. Oğlanı salıyorsun. Ondan sonra da çocuğu babasına teslim et. Sonuçta verilmiş bir sözümüz var. Onu yerine getirelim. Anlaşıldı. Hadi eyvallah. Ne yaptın? Ne oldu lan? Sen nasıl geçti seni? Düşündüğümden hallice. Oğlum Emel Hanım'ın tersi pis. Ben yine seni tırmalar falan diye bekliyordum da iyi. Elin yüzün düzgün geldin. Yani en azından lütfen diyerek kovdu bu sefer. Yok ya. Gelişme kaydediyor. Değil mi? Gelişme. Kaydediyoruz. Yani yağmur da fırtına koparmadı. Yoksa koparsın mı istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Gelsin böyle bağırsın, çağırsın, kıyameti koparsın, onu mu istiyorsun? Sen şey... Nefret de sevdaya dair filan öyle düşünüyorsun tabii. Öyle tansiyon yüksek olursa... bağırırsa, çağırırsa filan bir umut vardır filan. Oğlum uğraşma sana benimle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Söyle. Sen kardeşim, istediğin kadar mezarını derin kaz, sen istiyorsun ki gelsinler böyle. Bir tane çiçek koysunlar mezarına.
Soner Sancaktar, ben ne isterdim biliyor musun bu hayattan? Seninle, yani Soner Sancaktar'la böyle kesişmemeyi, tanışmamayı, bir şekilde denk gelmemeyi. Sen ne istiyorsun biliyor musun kardeşim? Yapma öyle şeyler. Öyle kalırsın. Yandan yandan. Ne adamsın? Ha oğlum tabela, hadi ne oldu tabela? Tabelanın oğlum, numarasını sana verdim. Tabela işin gücün sen... var diye. Tamam, ben logoyu ben seninle tamam, paylaştım. Tamam, tabelacıyı sen arayacaksın. Allah! Ulan, baskın lan! Baskın lan! Yere yat! Yere yat! Lan! Yat! Yat! Baskın! Yat. Baskın! Yağmur lan! Yağmur mu kırdı camı? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Buraya kök salacaksanız... önceden olacakları göstermek istedim. Hoş geldiniz. Bu nedir ya? Benim tansiyonum düştü ha. Tansiyonum mu düştü? Oğlum gerçekten başım döndü benim lan. Selim Savcı, içeridesin biliyorum. Aç kapıyı. Selim Savcı. Nerede bu anahtar? Sus! Allah'ım ya! Bunu mu arıyorsun? Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sen de anladın.
Yağmur belki benim de söyleyeceklerim vardır. Söyleyeceğini söyleyip dönüp gitmek var mı öyle ya? Tesadüf mü ya? Tesadüf mü şu yan tarafı dükkan açman? Bak bu hastalıklı durumu bitir, yoksa ben bitireceğim Akgün. O dükkan zaten sonlarında. Yemin ediyorum sana, en başından beri sonlarında zaten. Ha tesadüf mü? Evet. Acıklı bir tesadüf bu. Ben bilemem. Soner belki de eşi için yapmıştır bunu. Hani eşi ailesinin yanında olsun istemiştir. Oraya ben karışamam, onu ben bilemem. Tamam. Var mı başka mazeretin? Yağmur bak bu yaptığın... Bu yaptığım ne? Ne şu az önce yaptığım ne? Şiddet mi? Suç mu? Seninle aynı dili konuşuyorum işte, senin anladığın dilden. Ya sana dair değil. Sen değilsin. Bir kere emek var işin içinde. İyi niyet var. Yani en önemlisi de yanlış anlama var Yağmur. Yanlış anlama. Sen bu değilsin ya. Yanlış anlama. Ya sen hani gidiyordun Akgün? Ne oldu, ne değişti de sen yine benim karşımdasın? Bir söyle bana. Hani gidiyordun? Belki hiçbir şey. Belki de çok şey değişti Yağmur. Ben sana benim karşımda durma dedikçe sen benim kardeşimin dibine geliyorsun. Benim önüme çıkıyorsun. Yanımızdaki dükkan ya. Tesadüf mü? Allah Allah ya. Bitmiyorsun. Yağmur Kara. Buyurun. Teşekkür ederim kardeşim. Buyurun siz gidebilirsiniz. Tamam. Ne bu? Hadi bu da tesadüf mü? Söyle bana. Sen ortalıktan kaybolduğundan beri haftada iki bana Beyazgül geliyor. Söyle. Bu ne? Nasıl ne? Bu ne? İşte sen yolladın abuk subuk notlar üzerinde böyle bir şeyler falan. Alabilir miyim? Ne demek ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor. Ne? Bunun nereden geldiği bilinmiyor mu? Senin hayatın palavra. Yağmur bu ne Yağmur bu ne? Yağmur. Yağmur bu ne buraya? Bu ne Yağmur? Bu nasıl bir lavaboyla bir laf? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor ne demek Yağmur ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor ne demek? Allah aşkına bunu kim yazdı sana bunu? Ya ben kimseye çiçek yollayamadım 3 senedir. Sen 3 senedir kimden çiçek aldın beni değil. Ayrıca ben sana gülü yollamam. Ben sana gülü yollamam. Ben sana papatya yollarım. Sen papatya seversin çünkü. Sen papatya seversin Yağmur. Al bunu al. Sen papatya seversin al bunu. Al gülüne Yağmur, gülüne Yağmur. Sen papatya sevmez misin Yağmur ya? Ben sana niye gül yollayayım? Ben yollamadım bunu Yağmur. Ben yollamadım sana. Ben yollasam sana gül yollayayım. Bir papatya yollarım ben sana. Papatya, beyaz papatya yollarım ben sana. İyi misin? Özür dilerim. Yok. Dileme. İyisin değil mi? Yağmur gül ne ya? Yağmur gül ne ya? Yağmur ya. Hangi andaval yolladı bunu ya? Hangi andaval yolladı bunu ya? Ne gülü ya? Yağmur gül ne demek Yağmur bana? Yağmur, Yağmur, Yağmur. Gül ne demek gül? Bilmiyorum Akgün. Çık hadi yolumla. Beyaz gül ne? Beyaz gül ne? Al yırttım al. Tamam mı? Allah kahretsin. Ne var? Savcın nerede? Bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Sabahtan beri arıyorum telefonlarımı açmıyor. Otele kadar geldim ve durum hiç iyi görünmüyor ben sana söyleyeyim. Ne demek nasıl bir durumu? İçki içer miydi savcın? Çok değil. İyi sabahtan başlamış içmeye. Onu bil. Banyosunda aynası kırık, küvetinden sular taşıyor. Abuk subuk bir kamera, her yer içki şişesi dolu. Ayna kırık. Endişelenmeli miyim? Arayacağım. Bir arayayım geri döneceğim sana tamam mı? Alo savcım. Savcım bir ses var savcım. Nefesini duyuyorum bir ses var savcım. Buradayım da iyiyim de bir şey de. Akgün. Savcım dinliyorum seni, konuş savcım. Neredesin sen? Ne yapıyorsun ya savcım? İyi misin?
Senden özür diliyorum. Ne için özür diliyorsun? Estağfurullah savcım, ne için özür diliyorsun anlamadım. Seni çok büyük bir günahın içine çektim. Ben bunun altından kalkamıyorum. Ben yapamıyorum. Ben iyi değilim hakim. İyi değil. Savcım bak, biz bunları konuştuk seninle tek tek. Sen bana hakkını helal ettin, ben sana hakkımı helal ettim. Varsa tabii. Bu konuyu kapattık. Şimdi tekrar açmanın bir lüzumu yok. Senin hayatını elinden aldım. Karımın hayatını elinden aldım. Ben bunu çözmek zorundayım. Bunun suçlusu benim hakkım. Bunun suçlusu benim. Savcım, ben seni öz babammışçasına sevdim. Sen ne konuşuyorsun? Allah aşkına abuk sabuk konuşma ya. Ben bunu çözmek zorundayım. Yapma Allah'ını sevdiğim, yapma. Sen neredesin? Nerede olduğunu bana bir söyler misin sen? Çocuklarımın hayatını elinden aldım. Şimdi doğduğum yere gidiyorum hakkım. Alo. Alo müdür hanım. Savcımın sesi hiç iyi gelmiyor. Doğduğu yere gidiyor, Rize'ye gidiyor, Rize'ye. Acilen bütün yolları kestir, kapattır, durdursunlar. Ben de arkasından yardırıyorum şimdi, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi. ...34EBN819... Sedan, emniyetle irtibata geç. Nerede buluyorlarsa kessinler yolunu. Anlaşıldı başkan. Alo? Anlaşma yapmak için aradım Cihan. Doğru kararı verdin Yiğit Bey. Sevkiyatı nasıl öğrendiğinizi biliyorum. Yeğenim nasıl? Babası merak ediyor. Merak etmesin. Anlaştıktan sonra sağ salim teslim alırsınız. Mallar zaten sizde. Oğlanı bırakın. Dediğim gibi. Anlaşana kadar misafirimiz olacak. Tamam tamam. Birkaç saat sonra görüşürüz o zaman. Ablacığım, bak ne güzel yere geldik. Deniz havası alıyoruz. Artık düzelt şu moralini bir ya. Abla, dayak yiyip odaya kapatılan sen değilsin ama. Tamam bak, o konuda haklısın. Ama senin yaptığın da iş değil. Altay, Allah aşkına silah ne? Bana onu söyler misin? Ben çok kızarsın diye bekliyordum ama. Kızdım. Tabii ki kızdım. Sinirlendim ama işte... Kendi yaptığım şey aklıma gelince haşlayamadım seni. Durdum, durdurdum kendimi. Ne yaptı ya? Ne yaptın abla? Söyle. Ne yaptın abla? Ne yaptın? Allah Allah, söyle. Şu yan taraftaki restoran var ya işte. Camını tuğlayla indirdim. Mercan restoranı. Mercan restoran değil artık orası. Niye, ne oldu ki? Ya kızım, niye kilitliyorsun, söylesene, ne oldu? Akgün devraldı. Soner'le birlikte. Vay. Akgün abi artık dibimizde ha. İyi. Altay. Ne ya? Bak ben zaten düşündükçe sinirleniyorum. Sen de burada sevinme istersen. Sanki bir şey dedik. Allah Allah, kızıyorsun ama. Normal bir şey değil. Tamam mı? Altay, ablacığım, bak bana. Naz'ı ben çağırdım ve bugün bu küslük bitecek, tamam mı? Naz bizim kardeşimiz. Benim için senden hiçbir farkı yok.
Senin için de benden bir farkı olmamalı. Kimin aile olduğunu görmezden mi geleceğiz Yağmur? 6 ay. Benim ailem sizsiniz. Eğer içiniz rahat edecekse Soner'i görmezden gelin. Ama beni kendinizden mahrum bırakmayın ne olur. Naz bizim canımız. Yaptığının yanlış olduğunu düşünsek de o bizim kardeşimiz. Kara ailesi sevdiklerini arkada bırakmaz. Unuttun mu? İyi misin savcım? İyiyim. Ne oldu ya böyle? O kiplere sen mi haber verdin? Ben haber verdim savcım. Mecbur kaldım. Mecbur bıraktın beni. Neye mecbur kaldın oğlum ya? Ben bilmiyor muyum senin neye gittiğini, baba ocağına neye gittiğini bilmiyor muyum ben senin? Dedim böyle gizemli gizemli konuştun benimle. Ben bilmiyor muyum ya? Ne demek neye haber verdin? E tamam. Doğduğum memlekete gidiyorum dedim. Babamla konuşacağım. Babamla konuşmaya gidiyordum ya. Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyor muyum? Savcım bak, iyi bakmıyorsun sen. Hiç iyi bakmıyorsun. Ben senin gerçekten 30 sene sonra niye gidesin ya sen babanla konuşmaya? Şimdi mi aklına geldi yani? 30 sene geçmiş aradan. Ben senin niye gittiğini bilmiyor muyum? Ayrıca babanla konuştuktan sonra ne yapacaktın? Diyelim ki babanla konuşmaya gidiyordun. İnanmıyorum da. Sonra ne olacaktı savcım? Ben bilmiyor muyum ya senin sonrasında ne yapacağını? Babamla yüzleşmeye gidecektim. Konuşacaktık biraz. Onun gibi olmadığımı anlatacaktım ona. Başka bir şey yapmayacaktım. Sonra ne olacaktı? Ne yapacaktın yani? Sonra ne yapacaktın savcım? Hadi götür beni buradan. Bir hastaneye mi geçecek savcım? Bir böyle olmaz. Bir hastaneye iç kanaman falan geçiriyorsa olabilirsin. Yok, savcım bir otele gidelim boş. Bakar mısınız? Durum iyi değil mi? Ha? Boynum falan iyi mi? İyi, iyi. Kolumda bir ışıklık var ama bir şey değil ya. Allah Allah. Memur arkadaşla bir şey konuşup geliyorum Sami. Memur Bey. Ya size bir numara versem. Selim Savcı'nın kaza yaptı. Ama durumu iyi. Hani kritik bir şey yok. Otele yerleştirdiler şimdi onu deyip telaş etmemelerini de söyler misin? Tamam. Numara bu numara. Buraya götüreceğiz onu. Onu da söylerseniz çok seviniriz. Tabii. Sağ olun. Yapacağımız bir şey yok değil mi? Yok. Kolay gelsin. Allah Allah. Araba o. Arabanın hali ne ya savcım? Şurada bir yer var ya. Büyük bir bina var. Eski yalı. Onun yanındaki sandıkı. Tamam gördüm. Şurada. Orada o. Efendim teyze. Ha Yağmur. Kızım panik yapma da baban kaza yapmış yavrum. Ne? Kimseye haber vermeseyim. Vermedim savcım. İyi tamam. Nereye gidelim ne yapalım? Otele gidelim ya. Ya bir niye hastaneye gitmiyoruz biz seninle? Niye hemen otele gidiyoruz ya? Oğlum yok iyiyim lan tamam yok bir şeyim ya. Gideyim otele. Savcım bak bu şekilde sinmiyor içime. O zaman beraber takılalım. Ben de otelde kalayım. Tamam tamam. Vallahi bak benim için artık endişelenme ya. Böyle bir şey değil yani düşündüğün gibi bir şey değil. Lütfen. Nasıl bir şey savcım bak sindiremiyorum ya. Seni böyle görmeye dayanamıyorum ya. Allah aşkına bir şey söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Seninle bu 3 senelik... bir süre zarfından sonra görüşmemizde eğer kalbini kıracak bir şey yaptıysam inan ki seni düşündüğüm için yaptım. Seni korumak için yaptım. Eğer yaptığım herhangi bir şeyden dolayı kalbin kırıldıysa hakkını helal et.
Allah Allah. Ya savcım, var olan hakkım helal olsun sana eğer varsa. De şimdi hadi, bu lafları ben cebime koyup gidemem senin yanından ama yani. Bu şekilde olmaz, ben seni tek bırakamam savcım. Vallahi billahi bırakmam ya. Allah Allah. Ölümü gör bırakmam ya. Veda konuşması değil lan. İçimi açıyorum sana, içimi döküyorum. Öyle düşün. Benim içimi açacağım kimse yok şu an hayatımda. Senden başka kimseyle konuşamıyorum bunları. Bırak. Bana helallik vereyim, helallik isteyeyim. Hakkımı helal edeyim sana. Tamam. O zaman şöyle hazır gözlerim içine bakarken bana bir söz ver, iyi ol. Tamam. Söz. Söz. Daha iyi olacağım. Hı. Daha iyi olmak zorundayım zaten. Mecburum, başka şansım yok. Efendim? Akgün, Cihan bu Arap'ın oğlanı bırakmamıza izin vermiyor. Bekleyecekmişiz. Ne? Bir işim var şimdi. İşimi bitirip geliyorum. Tamam. Savcım sen neredesin ya? Ne oldu senin kaşına? Açıldı mı? Yok bir şey. Yarıldı mı? Ne oldu? Yok bir şey. Ne yok? Bir şey yok. Bir kaza geçirdim. Yani bir şey yok. Tamam. Bakayım dur dur. Dur bir ya. Ya. Ey Allah'ım ya. Ne oluyor? Bu ne hal? O da bu halde. Sen bu halde. Nedir? Ne nedir? Sen niye polisten kaçıyorsun ya? Ben anlamadım. Sen mi yolladın polisler üstüne? Evet. Akgün aradı beni. Senin kendine kötü bir şey yapabileceğini düşünmüş çocuk. Yanlış düşünmüş. Endişelenmiş. Ne yapsaydım? Yanlış düşünmüş. Ayrıca buranın hali ne pardon? Ayna kırılmış. Burada bunlar. Bu ne? İntihar edeceksin de öncesinde içip içip sevdiklerine mesaj mı bıraktın? Hayırdır? Olabilir mi böyle bir şey? İyi. Oh. Ay. Ben sana diyeyim. Ben buradan hiçbir yere gitmem. Sana da güvenemem bu saatten sonra. Ay. Kendine bir şey yaparsın filan. Helal et bu arada. Sen hayırdır ya? Ne oldu sana? Ben anlamıyorum ki. Bağırmıyorsun, çağırmıyorsun, beni kovmuyorsun. Ne oldu sana kazada? Kafana taş mı düştü? Kalıyorum burada bak. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen buraya gelmesen ben sana gelecektim. Peki. Sana bir anlaşma teklif edeceğim. Ne anlaşmasıymış bu? Beni mi bekliyorsun? Baba! Baba, açar mısın kapıyı? Ya içeridesin biliyorum, açmıyorsun. Yağmur tamam, yok bir şey, iyiyim, iyiyim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Hayır, gitmiyorum. Gitmiyorum, görevleri açtırırım bu kapıyı. Aç kapıyı ya. Tamam, dur. Baba. Ne oldu baba? Ne kazası yaptın sen? Ey Allah'ım, pansuman yaptırdın mı? Burada mı kalıyorsun yani? Ama olmaz böyle. Hastaneye de gitmedin sen kesin. Burada kalamazsın. Ben sana bakarım, eve gidelim. Yağmurcuğum bak, gördün iyiyim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne olur. Gönderiyorsun beni. Lütfen. Gitmiyorum.
Gitmiyorum, gelmiyorsun, hastaneye de gitmiyorsun. O zaman ben buradayım. Yağmur, ne olur saçmalama Allah aşkına ya. Ne yapacaksın otel odasında kalıp ya? Ya geçit iç kanamam falan olursa, bir şey olursa baba? Olmaz, iç kanamam. Nereden biliyorsun uyurken olursa? Lütfen Yağmur, gözünü seveyim ne olur ya. İyiyim ben. İyiyim hayatım, gerçekten iyiyim. Bir şeyim yok. Biraz yalnız kalmam lazım. Eray bu. Anne. Nerede Yağmur? Yukarıda. İyi, ben yukarı çıkıyorum. Yağmur, bir şey olmayacak, merak etme, ne olur. Arayacaksın ama. Arayacağım, tamam. İyi, tamam. Bir şey olursa ara. Tamam. Ya Selim, aşk olsun ya, bir haber bile vermiyorsun. Of Allah'ım. Tam öyle bir iyi misin diye bakmaya geldim yani. Hastaneye gittin mi diyorum, yok. Bize gel diyorum, onu da istemiyor. Bir şey söyler misin teyze? Yok canım, öyle şey mi olur, biz de geliyorsun. Hastaneye de gitmemişsin, bir şey olsa gel gözümüzün önünde dur. İyi tamam, hadi gidelim. Tamam, ne yapıyorsak yapalım Allah aşkına. O zaman ben ne yapayım? Kıyafetlerini falan toplayayım. Tamam. Nerede, var mı burada bir şey? Fazla bir şeyim yok zaten. 2-3 parça bir şey var, alalım gidelim Allah aşkına ya. Lütfen. Şu haline bak ya. Hiç mi bakmıyorsun sen kendine ya? Kızım, bir tane de gömlek al babana. Aldım. Başka bir şey var mı? Yok. Duş jelim falan. Bırak jelmel, bırak, kapalı o kapı. Anahtar nerede, açayım? Ya kirlilerim var orada. Hadi Allah aşkına gidelim Yağmur, gidiyorsak ne olur ya. Çantam, telefonum inandı. Görüşelim mi? Kesin görüşelim. Arayacağım seni. İyi iyi. Yine de her ihtimale karşı bizde kalacak bu akşam babam. Baba geçsin. Eray. Sen Naz Hanım'ı bırakırsın evine. Hepimiz sığamayız sonuçta aynı arabaya. Teyze ne yapıyorsun? Hadi bin arabaya. Anca gideriz. Gel Naz, gel gel. Her şey olacağını görürüz. Bu adamları anlaşma için eve çağırmak zorunda mıydın Cihan? Bize mecbur olduklarını iyice anlamaları gerekiyordu. O yüzden ayağıma gelmelerini istedim. Evin dışında ne kadar çok adam var, farkında mısın? Onlardan mı korkacağız anne ya? Abim gayet iyi düşünmüş. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Bu adamlar gitmeden hiçbir yere çıkamazsın. İyi. Ya eğer anlaşmazlık olursa neler olabileceğini düşündün mü hiç? Buradan sağ çıkamazlar. O olur. Dalga geçme. Herkes sakin olsun. Tamam anne. Hemen gidip hallediyorum. Endişe edeceğin bir şey yok, merak etme. Hadi bitirelim şu işi abi. Anneni duymadın mı, bırak. Sen de kalıyorsun. Bu ne demek abi? Bana ayak bağı olmayacaksın demek. Sakın bir yere çıkmayın. Sakın. İyi.
Sen ne ağzını yüzünü eğip büküyorsun dalga geçer gibi? Gibi değil. Dalga geçiyorum zaten. Cemre bak, benim zaten sinirim tepemde. Ben hıncımı senden çıkarmayayım. Anlamadığın işlere karışma sen. Ben senin tarafındayım aptal. Şu halin içler acısı ya. Seni böyle abime yaranmak, onun onayını almak için gördükçe ben acı çekiyorum. Başa çıkmak için de dalga geçiyorum. Sen ne diyorsun ya? Ne onay alması, ne yaranması? Saçma sapan konuşma. Aynen öyle yapıyorsun. O da seni ezmeyi kendine hak görüyor. Kullanıyor seni. 5 yaşındayken de böyleydi, şimdi de böyle bu. Benim onun onayına ihtiyacım yok. Anladın? Niye anlaşma yapılırken orada değilsin o zaman sen? Niye Akgün'le baskına gidilecek deyince tıpış tıpış sen gidiyorsun? Hiçbir inisiyatifin yok. Kullanıyor seni. Asker gibi, o ne derse onu yapıyorsun sen. Bak, sen kendini ezdirirsen, kendi değerini hatırlatmazsan, harcanırsın da, kullanılırsın da, atılırsın da. Öyle mi? Gel o zaman benimle. Nereye ya? Gelmiyorum bir yere. Sen kendi değerini hatırlat demedin mi? Göreceksin benim değerim neymiş, kim vazgeçilmezmiş, kim acınası durumdaymış. Gel. Gel, çekiştirme beni. Bırak şu bardağı. Yürü. Nedir? Telefonda da dediğim gibi Akgün, bunlar çocuğu vermeyecek. Akgün Gökalp Taşkın. İçeri alamam, Cihan Bey'in kesin emri var. Oğlan buradan ayrılmayacak. Çocuğu buradan alacağım. Şimdi Cihan Bey'i ara. De ki Akgün çocuğu geri aldı. Çocuğu bu denklemin dışında tutacakmışsınız de Cihan'a. Alamam dedim. Ahmet. Sakın. Ahmet. Bunları oturt. Eğer sana sıkıntı çıkarmaya devam ederlerse ilelebet oturt. Şöyle alayım. Oturalım. Oğlum otur hadi. Barış, iyi misin? Ne oldu abi? İyisin değil mi? İyiyim. Yok oğlum, dertlenecek bir şey yok. Seni buradan çıkarmaya geldim. Evine götüreceğim seni. Sahi mi? Sahi. Babanın yanındayken olanlara bakma. Onlar hep öyle gerektiği için yapılan şeylerle. Yoksa sen iyi çocuksun. Sıkıntı yapma. Allah kahretsin, eleman almışlar. Niye geldik buraya Burak? Öyle olsun. Madem eleman Akgün aldı, biz de onun elinden alırız. Neyin peşindesin sen? Hadi geri dönelim. Ne oldu Cemre, korktun mu? Gitmiyoruz bir yere. Ne yapacaksın anlamıyorum. Sözünü dinliyorum işte kızım. Hı? İnisiyatif alıyorum. Git Selim. Teyze, arkadaki odaya götürüyorum. Tamam. Ama sen de gelirsin, ben bunları yerleştiriyorum. Tamam. Alo. Bir şey konuşmak üzereydik ama. Evet. Nasıl yapalım? Vallahi biz şimdi geldik. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Sen akşam merkez uyduktan sonra bana gel. İstersen. Ben de konuşalım. Ne yapalım, olsun mu? Tamam. Tamam. Baba, burası rahat bir oda. Sen burada dinlenirsin. Şu üstündekileri de çıkar, bir kuru temizlemeye verelim. Ben de yemeği halledeyim. Kızım, sen de babanı yerleştirirsin, tamam mı? Bir şey de kalmadı zaten. Bunlar bir yıkanır.
Şöyle yapalım baba, bak kıyafetlerini buraya koydum. İstersen sen de bir duş al. Hem rahatlarsın, bak o arkadaki dolapta havlular var, temizler. Rahat rahat uyursun belki. Yağmur. Dün geceyle ilgili. Dün geceyi konuşmayalım baba, lütfen. Şimdi sırası değil. Sen biraz dinlen, tamam mı? Geçmiş olsun. Yemek hazır. Ne yapsın yemek? Karnıyarık vardı, onu ısıttım. Babam da çok sever. Altay nerede? Bilmiyorum, görmedim hiç. Altay! Gitti değil mi? Of Altay ya. Tamam teyze, ben bir çıkayım bakayım şuna, sen babamın yanında kal. Tamam, tamam hadi git. Tamam, bak ama yanına. Tamam. Git. Of, of Altay. Of Selim ya, nasıl salmışsın kendini. Bu ne be? Soner'in yaralanmasının bedeli olarak teslimattan elde edeceğin gelirin %50'si kadar bir ödeme yapacaksın. Ödemeyi yaptın lan, mallar elinde olacak. Peki kızımın kırılan kalbinin bedeli ne olacak? Kırılan kalpler bir şekilde tamir olur Yiğit Bey. Ama ölüler geri gelmez. Hesap bu şekilde benim için kapanıyor. Ne diyorsun? Peki ya yeğenim? Elimi sıkarsan hemen serbest kalacak. Seninle anlaşmıştık. Çocuk benim gözetimimdeydi. Başına adam dikmişsin. Evet öyle. Sebep? Öyle gerekiyordu. Tamam. Şimdi senin göstermediğin nezaketi ben sana göstereceğim. Çocuğu geri aldım. Cihan Sancaktar. Evine götürüyorum. Sağ salim teslim edeceğim. Oldu mu? Öyle olsun. Biz de amcasıyla az önce anlaştık. Çocuğu telefona ver. Yiğit Bey yeğeninin sesini duysun. Amcanla konuş. Amca. Barış, yeğenim. Barış, evladım iyi misin? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Eve götürüyorlar beni. Baban da burada, merak etme. Yaralı falan değilsin değil mi? Ha, hiçbir şeyim yok amca. Gayet iyi baktılar bana, merak etmeyin. Tamam aslanım. Evde görüşürüz. Alayım telefonu kardeşim. Abi bir telefon daha edebilir miyim? Sebep? Abi benim kızla konuşamadım ya kaç gündür. Çok kıskançtır. Şimdi başka manita yaptım falan sanmıştır. Arayayım bir sesimi duyurayım yeter. Gözünü seveyim. Bu kadar acil mi birader? Hadi tamam ara hemen. Çabuk kes. Kısa kes. Kapat hemen. Çok sağ ol abi. Akgün. Ben şunlardan kurtulayım diyorum ha. Ne yapacaksın? İçeri alayım. Kalk. Kalk lan hadi acele acele hadi hızlı. Lan hadi! Hızlı. Hızlı. Altay. Bir beni dinler misin? Altay. Ablacığım. Ablacığım bir gelir misin? Altay. Yağmur bırak. Ablacığım dur. Ya bırak beni Yağmur. Ablacığım. Yağmur bırakır mısın bırakmayacağım. Beni? Bırakmayacağım. Ya bırak. Altay. Altay ben kendimi iyi hissetmiyorum. Gitme. Altay. Altay. Altay.
Yağmur! Yağmur! Ne oldu? Anne, iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Beni. Yağmur. Yağmur. Hocam iyiyim, iyiyim. Ne oldu sana? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Tutun beni, tutun. İyi misin? Tamam, tamam, tamam. Ne oldu? Altay, ne oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam. Derin nefes al. Derin nefes al. Tamam, bir kaldır başını. Burnunu bana. Ağzından ver. Tamam. Sıkıştım. Geçecek, tamam. İyiyim, daha iyiyim. Ya kızım, yeminle arayamayacak bir yerdeyim. Yok başka biri. Yok diyorum ama. Hadi abi, uzaklaş şu arabanın yanından, hadi. Ne demek inanmıyorum Gülten ya? Tamam, al söylüyorum. Kaçırdılar beni, tamam mı? Evet, babamın dükkanından kaçırdılar. Babamı nasınlar işte? Ölümden döndüm kızım, ölebilirdim diyorum. Evet, kaçırıldım ya. Ne demek inanmıyorum? Tamam, inanmıyor musun? Al veriyorum beni kaçırana. Abi şuna söyler misin lütfen ya beni kaçırdığınızı? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Ne konuşması lan? Lan al, kısa kes. Kapat! Ahmet'e bakıp geliyorum. Ayrılma hiçbir yere. Gidiyor. Bak şimdi. Ben adam alıp geliyorum. Sen o sırada direksiyona geçiyorsun. Adamı arabaya bindirdiğim anda gazlıyorsun. Ya... Ya manyak mısın sen? Cemre, zamanımız yok. Dediğimi yapıyorsun. Direksiyona geçiyorsun. Hayır, bırak. Hadi, direksiyona geç. Neye direksiyona geçtin? Hayır. Şş, ne alaka? Ulan. Ne oluyor ya? Ulan. Aşkım, bir saniye. Yine kaçırıyorlar beni. Bırak. Yine sıkı. Bırak. Anlaştı yaptılar. Yürü. Götürecekler beni. Lan. Yürü. Sıkı. Yürü. Bırak. Yürü. Abi vallahi görmedim. Birden yola atladı. Ben dur dedim. Dur dedim ben, dur dedim. Yaşıyor, yaşıyor hala, yaşıyor. Akgün bırak. Akgün bırak, ambulansa gidelim biz Akgün. Lan ne gitmesin, manyak mısın sen, ambulans? El ambulansını arama. Ahmet tut, al telefonu. Tamam, tamam. Tut çocuğu, tut. Tut. Hastaneye götürürüz, tut. Savcılığından istifa ettiğim gün Halil Sadi Sancaktar denen şahsı tasarlayarak kaçırdım. Cebir kullanarak Halil Sadi'yi önceden aldığım karar çerçevesinde masum eşimin kanalı yerde kalmaması için infaz ettim. Sen ne yapıyorsun? Sen ya? Ne yaptın Hasan? Onu bana bu ver. Ne bu ne? Onu bana ver hemen. Kahretsin onu bana seni. Allah kahretsin, adam mı öldürdün sen? Sen kimsin? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Tamam, otur. Sakin ol. Otur, anlatacağım. Otur. İyi misin daha? İyiyim, iyiyim. Daha iyi. Abla. Benim yüzümden olmadı değil mi böyle? Sen kendini fazla ciddiye almasana. Asi gençlik. Ayrıca istiyorsan, yani evden gitmek istiyorsan gel burada yaşa. Boş oda çok. Ben bakarım sana. Gidebiliriz eve istiyorsan. Tamam, şimdi bir yere gitmeyin. Sen bize önce bir kahve koy. Tamam mı? Başında da bekle. Makine bozuk. Altı açık kalıyor. Ben yanık kahveyi hiç sevmiyorum. Tamam. Tamam. Akıllı çocuk. Anlıyor. Evet Yağmur Hanım. Yaslan bakayım arkana. Evet Yağmur Hanım.
Ne zaman başladı bu ataklar? Öyle çok önemli bir şey değil ya. Ama sen bunu böyle sakladığın sürece zaten daha iyiye gidemezsin ki. Ben daha ne yaşadığımı bilmiyorum ki. E tamam, bir şey yaşadığını kabul ederek başlasan. Mesela başka türlü iyileşemezsin. Sen daha önce böyle bir şey yaşadın değil mi? Yaşadım tabii. Yaşıyorum. Hatta hiç gitmiyor. Ne yaptın peki? Yani tedavi aldın mı, destek aldın aldım. Mı? Aldım tabii, alıyorum. Yani belli etmiyorum evet ama. O yüzden... seninle empati yapabilen bir kadın olarak tekrar soruyorum. Seni anlıyorum. Ne zaman başladı bu ataklar? Bizim restoran var ya. İşte onun yanını kurşunladılar. Galiba ilk orada oldu. O günü hatırladım. Anladım. Tamam, travma tetiklenmiş. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir gerçek var ki... biz çok güçlü olmaya çalışırken... bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Bir şey atlıyoruz hayatta. Zayıf olmak kötü bir şey değil. Bu aslında dengeliyor hayatı. Ama sen bunu yok saydıkça, inat ettikçe böyle tehlike çanları çalmaya başlıyor işte. Tamam mı? Tamam da yani güçlü kalmak benim için bir seçenek değildi. Değildi, olamazdı yani. Çünkü 6 ay zaruretti benim için güçlü kalmak. Ben de koy verseydim 6 ay zaten yokuş aşağı gidiyordu annemden sonra. Tamam, ne olabilirdi ki en fazla? Yağmur, pardon, bir şey soracağım. Sen 6 aydan kaç yaş büyüksün? 3. 3. Yağmur, sen 6 ayın annesi değilsin. Ama benim canım. Tamam. Ama annesi değilsin. Sen anne değilsin. Dolayısıyla başarısız olduğun zaman da kendini suçluyorsun. Ama bir suçun yok ki. Masumsun sen de. Ve böyle oldukça da kendini suçlamaya devam ediyorsun. Yazık değil mi sana? Haklısın. Haklısın. Kardeşimin intikamını aldın öyle mi? Cana karşı can aldın. Ya Selim, aklım almıyor ya. Kafayı yiyeceğim vallahi, aklım almıyor ya. Ya senden her şey olur da... ya katil olur mu Selim Karadan ya? Canan ne derdi bir düşünsene. Ya sen ailenin medarı iftarıydın ya. Başımız dimdik yürüyorduk savcı eniştemiz var diye. Yok, ben kabul etmiyorum, böyle bir şey olamaz ya. Sen kafayı mı yedin oğlum? O ellerine kan bulaştı. Ne kadar yıkasan çıkmıyor değil mi? Selim, konuşsana ya. Karım benim yüzümden öldü hemen. Sorumlusu benim. Son nefesini verirken Canan benim ellerimi tutuyordu. Ben o adamı bulmasaydım eğer, o adamı bulup öldürmeseydim, hayatımın sonuna kadar kendimi affedemezdim. Affedebildin mi? Eğer bir hayatım olabilseydi. Ama ben o arabada kaldım. Oradan bir adım ileri gidemedim ben. Zaman akmıyor sanki. Kaç yıl geçtiğini bile bilmiyorum. Bu boşlukta ne olduğunu bilmiyorum. Ve hayatta değilim. Ve bu acıyı dindirecek bir formül var mı? Bilmiyorum. Kendimi affedemem.
Sen niye döndün Selim? Niye şimdi döndün? Almışsın intikamını. Bir vicdanını susturamamışsın. Karımın katili hayatta. Buraya dönüp yarım bıraktığım işi tamamlamak istedim. Ama olmadı. Öldürdüm dedim adam. Katil o değildi. Ahmet, bu işin peşini bırakmayalım. Sen kesinlikle ve kesinlikle burada kal. Yani buralarda kal. Çok içeriye de çok girme, çıkma. Birazdan anasıydı, babasıydı, akrabasıydı buraya akın edecek. Dolduracaklar burayı. O yüzden sen burada olursan tek ayağımız, tek gözümüz burada olsun bizim. Gözlemleyelim. Babasına söz verdim bu çocuğum ben. Tamam. Sen merak etme. Ben de o iş. Akgün. Hayda. Nasıl o? Durum iyi mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gidip kardeşine mi müjdeleyeceksin? Ne yapacaksın? İyi olduğunu duymam lazım. Kalbi atıyor. Ama hayati riski hala devam ediyor fazlasıyla. Bir şey yapayım ben. Bir şey söyle bana. Samimi söylüyorum ya. Sen ne yapacaksın? Sen yalnız mısın? Senin kardeşin nerede? Akgün. Akgün. Dur bakalım. Akgün. Akgün. Akgün dur. Akgün sakin. Akgün rahat bırak onu. Bana bak bana. Akgün sakin. Dışarı bir çık bakayım sen. Akgün rahat bırak onu. Bana ya, konuşur bir şey yapmıyor. Bana bak. İçerideki çocuğun halini gördün mü? Lan sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bana bak. Aç lan kapıyı. Sen can almanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Kan akıtmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Sebebi olduğun manzarayla karşı karşıya getireceğim seni içeride. İn aşağı, içeri gideceğiz beraber. Gir koluma, in aşağı. Ya tamam, rahat bırak onu. O ne kadar suçluysa ben de suçluyum. Ne yapacaksan bana yap. Yap bana. Bırak onu. Bana bak bana. İn lan şu arabadan. Lan in şu arabadan da beraber şu içeriye bir girelim. Şu manzarayı bir gör lan artık. Bana bak bana. Kazaydı. Kazaydı. Kazaydı, tamam mı? Sadece abimi kendini göstermek istedi ya. Duygulanmam mı lazım? Bak. Herkes bu çocuğu itiyor. Bir tek ben tutmaya çalışıyorum onun elinden. Görmüyor musun halini ya? Bir bak şu çocuğa bak. Ne olacak? Şimdi o buradan çıktı. Ne olacak? O iyi olacak mı? Ya sen içerideki çocuğun halini biliyor musun? Gördün mü içerideki çocuğun halini? Ha? Hı? Madem bunun bakıcılığını yapıyorsun Cemre Sancaktar, o zaman işini iyi yap. Dua et de o çocuk yaşasın. Yoksa senin bu ikizin yalan. Hadi gidelim Akgün. Canımın içi. Hayatında yaşadığın tek travma o silah patlamaları değil. Farkında mısın sen? Terk edip giden baban 3 sene sonra geri döndü. Değil mi? Sevgilin geri döndü. Akgün. Sen zaten bunların arasında duygusal olarak alabora oluyorsun. Ve ne yapıyorsun? Gidiyorsun öfkenin yakasına yapışıyorsun, ona sığınıyorsun. Niye? Çünkü daha fazlasını yaşamaktan korkuyorsun. Vah. Yani gerçekten o kadar iyi anlat. Yok gerçekten diyorum. O kadar iyi anlattın ki durumu. Yani sanki sen de bunları daha önce yaşamış gibisin. Hiç takılmadan yorum yaptın. Akgün'ü tanımıyorsun. Ama tanıyor gibi konuştun. Oysa ki daha önce hiç karşılaşmadınız bile. Belki ben de hayatta buna benzer bir şeyler yaşamışımdır. Olamaz. Akgün gibi. Aynen öyle. O yüzden onlar gibilerini iyi biliyorum. Neler yapabileceklerini. Sen birini bahsetmiştin. Kaybettin. Aynen.
gün gibi başka bir dünyanın çocuğuydu. Ömer'di adı. Lakabı Deli Ömer'di. Of. Yıllar sonra söyledim ismini, ne kadar enteresan. Ne güzel geldi. Neyse. O da Akgün gibi bir şiddete bağımlı bir çocuktu. Ama bir tarafı da çocuk gibi seveceğindi. Ben ikisini aynı kefeye nasıl koyduğuna şaşırıyordum hep. Öyle bakardı ki baba. İnsanın içine içine işlerdi bakışları. Değiştirebilirim sandım Yağmur. Onu çekip çıkarabilirim sandım. Ama gerçekler öyle değil. Bir insan o hamurun içerisinde o kadar yorulmuşken onu oradan çıkarmak maalesef o kadar kolay olmuyor. Zor, mümkün değil. Ben onu çekmeyi denedim. Ama o kaydı gitti ellerimden. O yüzden sen de lütfen. Ben akü meselesini o yüzden bu kadar sardım. Sana ne yapabileceğini biliyorum çünkü. Lütfen koru kendini. Lütfen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Demek. Geliyorum. Hemen restorana gel Yağmur. Önemli. Hocam pardon, bölüyorum. Bir arkadaşım yazmış, arayıp geliyorum hemen. Tamam tamam, bak sen. Hayat devam ediyor. Eğer ben bu gerçek dediğimiz şeyin peşinden koşarken yakalanırsam çocuklarım her şeyi öğrenecek. Ben bunu istemiyorum. Ben bu kaydı onun için yaptım. Pazarlık yapıp suçunu itiraf edeceksin. Çocuklar akıbetini bilmeyecek. Çocuklarımdan gizleyecekler. Ve ben sanki tekrar başka bir yere gitmişim gibi hayatlarından çıkacağım. Ben cezamı çekerken onlar beni böyle olduğum gibi hatırlayacaklar. Ben işini yapan, dürüst, namuslu, onurlu biriydim. Beni öyle hatırlamalarını istiyorum. Katil olduğumu bilmelerini istemiyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor ben. Yine terk etmiş olmayacak mısın sen çocuklarını? Aynı şey değil mi bu Selim? En azından katil olmadığımı düşünecekler. Emel, ben bunu yapmak zorundayım. Ben kararımı verdim. Bu gece bu iş bitecek. Onu bana verir misin? Vermiyorum. Lütfen. Vermiyorum. Ya bu çocukların sana ihtiyacı var oğlum. Anla artık ya. Ne yapacaklar? Geçmişlerine mi sarılıp uyuyacaklar? Bu çocukların şimdi, şu anda, hemen sana ihtiyaçları var. Yeterince ihmal ettin Selim onları. Yeter artık. Sen beni anlamıyorsun. Emel, ben katilim. Ya neysen neysin? Neye dönüştüğünü bilmiyorum. Bırak artık şu dönüştüğün şeyi. Ayrıca o öldürdüğün adam yıllardır seni öldürmeye çalışan azılı bir cani. Tamam, ben doğru yaptın demiyorum sana. Yanlış yaptın, çok yanlış yaptın. Ama çocukların ikinci kere terk etmekten men ediyorum seni. Çünkü bu daha büyük bir yanlış Selim. Yakalanabilirim. Olaylar benim kontrolümden çıkabilir. Yakalanırsam çocuklarım öğrenirler. Anlamıyor musun bunu? Yakalanma o zaman. Ya sen Selim Karasın. Hepimizden zekisin sen. Bir yolunu bulacaksın ve çözeceksin. Senin de cezan bu olacak. Çocuklarına yapmadığın babalığı yapacaksın. Ve yakalanmayacaksın. Ve Selim, kız kardeşimin katilini bulacaksın. Bütün bunlardan sonra
gerçekten. O adamı bulmamı istiyor musun? O kaybettiğin adamı git bul. Gerçek Selim Kara'yı. Sonra o caniyi bul ve git kanuna teslim et. Tıpkı eski günlerdeki Selim Kara gibi. O zamana kadar da bu bende kalacak. Ya kusura bakmayın hocam. Çok güzel konuşuyorduk şimdi. Kalkıp gitmek istemezdim ama önemli bir şey var. Ya tamam Allah Allah, sen takma onu. İyi misin? Daha iyisin değil mi? İyiyim. Hı. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Yok. Altay, ben gidiyorum ablacığım. Tamam. Sen burada kalırsın değil mi? Kalsın takılsın ya. Ben de eve geçerim ha. Emin misin? Evet. Niye? Aşkım babam evde. Tamam. Çocuk büyümeye karar verdi işte birdenbire. Sen git bak işine hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Görmen gerekir diye düşündüm. Çok kötü Eray. Ben parayı kasaya geri koydum. Emel'e de haber vermeyeceğim. Yani sadece sen bil yeter. Ne diyeceğimi bilemiyorum Eray. Özür dilerim, yok, yüzüne canım, bakamıyorum. Hayır hayır, öyle bir şey demene gerek yok. Sen üzülme, boş ver. Gençlikte oluyor böyle şeyler. Ben annemi, babamı sürekli patlatıyordum biliyor musun? Hatta böyle çekmece, kasa falan filan, of of yani. Ne diyeyim, sağ ol ya. Teşekkür ederim. Neyse hadi, sen sıkma canını, tamam mı? Git dinlen biraz. Emine git, burası bende. Tamam, ben konuşacağım Altay'la zaten, merak etme. Tamam. Kolay gelsin. Rahatladım için biraz. Biraz olsun, dindi mi? Beni tahrik ediyorsun Akgün. Bırak kibarlığı bir kenara. Sal içindeki hayvanı görelim. Hadi. Rahatladı mı vicdanın? Hı? Kırdım. Bir daha mı kırayım? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak gün git. Ne yapıyorsun? Vur. Yap hadi. Benim kanımı görmeye alışıksın. Yaparım. Bilirim.
Ne oldun sen ya? Ne oldun sen ya? Ne oldu sana? Ne oldu sana sen? Nasıl bu hale geldin? Ne oldu bana? Bana ne olabilir ki? Bana hiçbir şey olmadı. Bana ne olabilir? Akgün Gökalp Taşkın'a ne olabilir? Kendi öz abimin kanına girmişim ben. Bak, ne olacak ki? Bana ne olabilir? Ben kendi öz abimin kanına girmişim. Ben kendi öz abimin kanına girmişim. Böyle de unutmuşum, gözümü kırpmadan sıkmışım. Bana ne olabilir? Akgün Gökalp Taşkın'ın derisi kalın. Akgün Gökalp Taşkın'ın derisinden içeri hiçbir şey giremez. Akgün Gökalp Taşkın'ın derisi o kadar kalın ki uyumaz, alamaz. Nefes alıp vermez, üzülmez, gülmez, korkmaz. Akgün Gökalp Taşkın uyumaz. Bana ne olmuş olabilir ki? Biraz durayım mı orada? Bey, çocuğun durumu stabil. Biz kendisini saldıktan sonra meydana gelmiş kaza. Çarpan araç belli. Bizimle bağlantısı yok. Anlıyorum. İnanmamak sizin tasarrufunuz. Burada bekle. İyi günler. Niye geldin Sancaklar? Niye buradasın? Ortak bir sorunumuz var. Yiğit'in yeğeni küçük bir kaza geçirmiş. Nasıl bu kadar şuursuz olabiliyorsunuz siz ha? İkiniz birden hem de. Beni oğluna bir tutma anne. Ne yapacağından haberim bile yoktu. Ne, yalan mı? Hanımefendi,
Selçuk Taşkın geldi. Ara katta görüşmek için bekliyor. Selçuk Taşkın mı? Onun işi var burada. Burak! Burak bekle! Sen burada dur. Gir. Her şeye gir. Bu adam üstü arandı mı? Arandı Burak Bey. Niye geldin? Abinle konuşmaya geldim. Abim yok. Bana söyle. Burada annen varken sana söz söylemek düşmez çocuk. Doğru konuş aynı herif. Bizi yalnız bırakın lütfen. Hepiniz. Sen bu adamla ne konuşacaksın anne? Yalnız bırakın. Neden geldin buraya? Yani hatırladığım kadarıyla buluşma isteği senden geldi. Evimi kastetmemiştim. Ya Cihan evde olsaydı? Oğlun artık benim peşimde değil. Bir de bir süredir eve geç geliyor dedin. Şansımı denemek istedim. Neden geldin? Yani böyle yüz yüze bir teşekkür etmemi bekliyorsun sandım yani. Hani geç kalmak istemem. Bence Cihan gelmeden git. Sonra konuşuruz. Ne zaman? Bilmiyorum. Yarın? Bilmiyorum. Yarın işim var benim. Gelemem. Hallet işlerini. Beni haberdar edersin. Beni ara. Nasıldı ilk iş günün? Her zamanki gibi işte. Tadilat işleri falan vardı. Bu kadar mı? Ne bekliyorsun, ne anlatayım? Mesela annemle konuştuğunu ve seni dinlediğini anlatabilirdin. Şanslısın. Benim yüzüme bile bakmadı çünkü. 6 ay ve Yağmur'la buluştum bugün. Ne? Naz. Naz. Kızma. Ben kovuyorum adamları. Ben yanımda istemiyorum. Ayrıca bizim hayatımız böyle mi olacak? 1000 tane adamla. Tamam canım hiç bak. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Geçecek. Olur. Aklımı sende bırakma Naz, tamam mı? Tamam mı? İyi öyle olsun. Ama ben de senden bir şey istiyorum o zaman. Ne yapıyorsun? Bunu evde bırakacaksın. Naz. Bırak şunu. Soner zaten... Nereye gidersen git 10 tane korumayla gidiyorsun. Hepsi de silahlı. Ne gereği var? Karın nasıl isterse. Tamam oraya bıraktım silahı, tamam mı? Sen istediğin zaman istediğin yere sakla. Oldu mu? Teşekkür ederim.
geliyor, tamam mı? Bütün sokaklarının ismini sayıklayarak karşınlarım ben. Ama sen benim ismimi bilme. Bu sevda çiçeğini ikimiz adına da büyütürüm. Ama sen her geçen gün solduğumu bilme. Bilme sakın yüzünü bir an olsun görmek için geceleri yağmur çamur demeden evini tavaf ettiğimi. Adına aşk dediğim bu cehennemi tek başına yaşarım ben. Sen yanıp kavrulduğumu bilme ulan, bilme. Ya içim var ya bir hoş oldu ha. Ne oldu sarışım, beğenmedin mi? Ya sen nasıl bir şeysin demiş ya ha? Var ya resmen yetenek akıyorsun. Şşş takıl sen bana, bende daha neler var? Yemin ediyorum var ya senin gibi birini daha önce hiç tanımadım ha. Daha ilk buluşmadan şoförün yaptın beni kızım. Ne sandın oğlum? Yalnız ben sana bir şey diyeceğim. Ben seni böyle bir yerden böyle tanıyacağım yani. Sen salla şimdi beni. Ben başka bir şey merak ediyorum asıl. Aa neyi merak ediyorsun asıl? Geçiştirdim bugün beni mesaj attığımda. Kim vardı yanında söyle bakalım. Ortağım vardı bir de kızı vardı. Ortağının kızı. Ha. Nereden bileceğim aranızda bir şey olmadığını? Hayda canım ne alakası var ya, kız evli evli yeni evli. Hatta benim çok yakın bir arkadaşımla, kankamla evli, canım ciğerimle evli. Saçmalama ya. Beni de tanıştır şu kızı. Olur, tanışırsınız bir ara. Ne zaman? Yarın tanıştır. Yarın. Ne bileyim, müsait olurlar mı ki şimdi? Anladım, sen benimle görünmek istemiyorsun peki. Hayda, ya şimdi niye rüzgar yapıyorsun ki canım benim ya? Tamam, tanışırsınız bir ara. Şş, bana bak, şş, bende kal. Şş, ne güzel şiir okuyorsunuz, ben öyle bakayım. Ha? Söz tanıştıracaksın ama. Ya tamam güzelim, tanıştıracağım Allah Allah, sen de. Oba, şarkıya gel. Aç, aa, aç, ver, ver. Şş. Yüzdük, yüzdük, sonunda kuyruğuna geldik. Anlaşmak istediğini söyledi benimle. O kadar garda düşmüş vaziyette, o kadar bitik ki. Hiç böyle görmedim daha önce. Şu an halihazırda bu fırsat elimdeyken onu konuşturmam lazım. Ayılmadan. İtiraf etmesi lazım. Babam gece burada kalmadı mı? Yok, kalmadım. Aradım, telefonlarını da açmıyor. Bir şey yoktur değil mi? İyi Yağmur, bir şey yok. Biz seninle konuşuruz. Eminsin değil mi? Evet, eminim. Ben bir kapıyı bakayım. Hadi siz başlayın, geliyorum. Selim. İçeri girebilir miyim? Aa, baba biz de tam senden bahsediyorduk. Gelsene ya, işte çay koyayım. Tabak getireyim, otur. Bir şey mi oldu? Yo, ben seninle biraz konuşmak istiyorum da. Ama nasıl başlayacağım, ne anlatacağım gerçekten bilmiyorum. Bu nasıl anlatılır onu da bilmiyorum. Ben gerçekten büyük bir hata yaptım. Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Bu yaptığım şey
affedilebilir mi? Telafisi var mı? Telafi herhangi bir şey karşılar mı bunu bilmiyorum. Ama bunları anlatmak istiyorum size. Çünkü yaptığım şey bir babanın yapmaması gereken. Anneniz öldükten sonra ben o acıyı sadece kendim yaşıyorum sandım. Dünyanın en bencilce şeyini yaptım. Sizin neler yaşayabileceğinizi düşünemedim. Bir babanın yapmaması gereken ne varsa onu yaptım. Sizin yanınızda durup size destek olmaya çalışmak varken çektim gittim. Acımı bastırmaya çalıştım. Öyle korkunç şeyler yaşadım ki tek başıma. Kendi yaşadığım acıdan başka hiçbir şeyi göremedim. Ben şu yaşadığımız son dönemden bahsetmiyorum. Son 3 yıldan da bahsetmiyorum. Siz doğduğunuz günden beri ben size gerçek anlamda babalık yapamadım. Bunun farkındayım. Bahanelerim oldu. Sürekli işim oldu. Ama şu anda bitmiş bir durumdayım ben. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sizden bir şey istemek için gelmedim. Sadece durumumu anlayın. Bana bir yol gösterin. Çocuklarım olarak bana bir yol gösterin. Çünkü ben yolumu kaybettim. Siz annenizi kaybettiniz. Ben hayatımın anlamını kaybettim. Şimdi de yolumu kaybettim. Sizi de kaybetmek. Buradayım yani. Buraya onun için geldim. İstiyorsanız beni alın. Sofranıza oturtun. Evinizde bir yer açın. İstiyorsanız kapı dışarı edin. Ama buna siz karar verin. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Özür dilerim. Senin yerin burası baba. Evin burası. Hoş geldin. Altay, bir dakika gitme dur. Biraz konuşalım, ne olur. İçeride özür dilediğinde her şey düzelecek mi zannediyorsun? Hiçbir şey zannetmiyorum. Hiçbir şey zannetmiyorum Altay. Senin elinde tabancayla dolaşıp bir şeyler yapma fikrin beni delirtti. Anlatabiliyor muyum? Ben o gün aslında sana tokat atmak yerine sana teşekkür etmeliydim. Babamdan bahsettin ya bana. İşte o bahsettiğin andan beri sadece onu düşünüyorum. Atabileceğin en büyük tokadı attın bana. O yüzden geldim buraya. Sizin varlığınızı hatırladım. Anlatabiliyor muyum? O tokat bana sizi hatırlattı. Bak ben babam gibi değilim. Sen de benim gibi değilsin. Sen tertemiz bir çocuksun. Böyle kalmanı istiyorum. Sen benim Altay'ımsın ya. Yani.
Savcı. Gel. Yok. Yüz yüze söylemek istedim. Olmayacak. Anladım. Yapamayacağım, kusura bakma. Selim Savcı, bir dur, bir Selim Savcı. Şu anda buradan bu şekilde gidersen hiçbir şey daha iyi olmayacak, bunu unutma. Senin için çok daha kötü olacak. Bak gel konuş. Anlat. Ben seni dinlerim, seninle aynı taraftayım. Yapabilirim sanmıştım ama... olmayacak. Kusura bakma, yapamayacağım. Sanıyorsun değil mi? Bitmedi. Her şey bitti. Kaçtım, gittim, kurtuldum sanıyorsun. Ama değil. Bitmedi, seni yakalayacağım. Yaptıklarının acısını çekeceksin. Çekeceksin. Ömer ben. Şu an cevap veremiyorum. Mesaj bırakın. Ömer. Ömer. Özür dilerim. Oh, çok yaklaşmıştı. Çok yaklaşmıştı. İtiraf edecekti biliyor musun? İtiraf edecekti, sana yaptıklarının acısını çıkaracaktım, ruhun huzur bulacaktı. Olmadı. Çok özür dilerim sevgilim, çok. Çok güzellerim benim. Günaydın. Günaydın Yağmur. Nasılsınız hocam? İyiyim Yağmur, sen? Ben de iyiyim. Ya sizi gördüğüm çok iyi oldu. Dün okula uğradım, öyle ders notlarını toparladım. Siz şimdi çok yoruluyorsunuz. Böyle sizin için de yardım etmiş olayım dedim. Ay teşekkür ederim kuzum. Çok makbule geçti. Ya bir şey söyleyeceğim, bunu da mı buldun? Ben de arıyorum, bunu nerede bıraktım diyorum ya. Ha yok, o sizin değil. Yok benim. Bir sene önce konferansa gitmiştim Paris'e. Oradan kendime aldım en ucuz hediye. Teşekkür ederim. Hadi
Hadi gel, gidiyorum okula, birlikte gidelim. Yok, siz gidin. Benim bir işim var, onu halledeyim, öyle geleyim okula. Peki şekerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Nedir çocuğun durumu nasıl? İyi, iyi. Yani düne göre daha iyi. Bugün odaya alacaklar. Tamam, sen oralardan ayrılma o zaman. Bir gözümüz orada olsun hala. Geleceğim. Tamam. Günaydın yakışıklı. Günaydın, ne oldu lan? Sana sormak lazım, ne oldu? Akşam burayı dağıttın falan dediler de bayağı haklılarmış yani. Canım sıkkındı. İyi bari tadilattayken sıkılmış canım. Denk geldi. Tabela nerede? Lastamış. Bir anlam var mı? Yani burada kaldım. Ve bir işletme açıyorsun, öyle mi? Bir işletme de mi? Allah çarpar. Son yaz mekanın adı. Ya. Evet. Hatta daha afilli olsun. Last summer diyelim biz. Son yaz. O kadar İngilizcemiz var oğlum. Senin için bir anlamı var mı, onu soruyorum. Sayılır. İyi bari. Ya bin tane cevapsız arama var. Ailemle birlikteydin, ne oldu, bir şey mi oldu? Savcım, içim bir taraftan rahat, bir taraftan da kafam sende. Tamam, kafam bende olmasın. Sen yaptığın işe odaklan. İyiyim ben. İyi ol savcım, daha iyi ol. İyi olacağız inşallah. Beraber sırt sırta verdik, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. He. Sen hala güveniyor musun ya bana? Sonuna kadar. Bakalım, ben de işte kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Canan Hanım yattığı yerde rahat uyusun savcım. Gereken neyse yapılacak. Biz beraber olduğumuz sürece gereken neyse yapılacak. Biz Soner'le artık legaldeyiz savcım. Silahları çıkardık belimizden yani. Bir mekan açtık. Burayı işleteceğiz inşallah. Mekan nerede? Güzel bir yerde savcım, mekan. Hem Naz için iyi olacak. Soner elini her şeyden çektiği için kızın yüzünden tebessüm eksik olmuyor. Tamam, sen yapman gerekenleri harfiyen yerine getir. Fazla göze batma. Bu şekilde devam et. Ha? Tamam, merak etme. Daire başkanı ne durumda? Şu an net bir tavrı yok. Nasıl bir tavır takınacaksa ben de ona göre hareket edeceğim. Şu an kapatmam lazım. Selametle. Ben çıkıyorum Soner. Buradayım oğlum, tamam. Çıkıyorum, şu hastaneye gideceğim, şu oğlanın şeyine bakacağım, durumuna. Tamam, hemen geleceğim, bir şey olursa yaz. Ne oldu? Seni dinliyorum diye kendine kullanan telefon mu aldın? Dinlemiyorum ya, vallahi dinlemiyorum yani. Bizim seninle böyle yol ortasında herkesin görebileceği şekilde yan yana görülmemiz. Doğru mu? Ne var? Komşunuz değil miyim? Şurada oturuyorum. Kahven bitti, kahve almaya geldim. Dul adamsın, hoşlandım senden. Şaka yaptım, şaka. Gül biraz. Allah Allah. Ne istiyorsun? Gitmemiz lazım. Ben biraz zamana ihtiyacım var dedim ona. Ne yapayım savcım? Bir gece bir gün bekledim. Bizim meslekte öyle kafa izni yok biliyorsun. Ama gerçekten zamana ihtiyacım var benim. Savcım, benden uzak durmak istiyorsun gibi düşünmeye başladım. Artık daha fazla üzme beni istersen. Zaten başka bir opsiyonun yok. Sen beni niye yakında tutmaya çalışıyorsun? Kendi başına kaldığın zaman seni sokaklardan, yollardan topluyoruz çünkü. Başına iş açıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ayrıca senin üvey oğlan top çevirmeye başladı gibi geliyor bana. Bizi eğiliyor sanki. O plana uygun hareket ediyor. Ama zamanı yok. Daha acele etmesi lazım devlet. Sabırsız. Ya işini bitirecek bir an evvel? Ya da aldığım yere bırakırım diyorsun çocuğum. Yani. Velisi olarak sen de böyle bir şey yaşamak istemezsin herhalde diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla üzme beni. Gel gidelim. Güzel tehdit ediyorsun ama en azından gülümseyerek tehdit ediyorsun.
Bu da bir şey. Severim. Okey. Tamam, gidelim. Gelmişsin. Boş vaktim vardı. İyi, sevindim. Bu araba? O araba. Hatırlıyorsun ha? Unutulmaz bir eşi. Geçelim mi? Gözetliyorsun. Dün geceden sonra nasılsın diye bir merak ettim, bir bakayım dedim. Ne yaşandı ki dün gece? Duygusal bir patlama yaşandı ya. Psikolojide vardır kesin bir karşılığı. Sen biliyorsundur bunun ne olduğunu, neyin nesi bu? Var. Psikopatsın sen. Ben tek başıma bir şey yapmadım Yağmur. Dün beraber hallettik her şeyi. Yani evet ama sonuçta benim yapabilmem için bir sürü sebebim var değil mi yani? Buna imkanım var. E tamam. Soğumadım için hala Yağmur. Geçmedim onu. Bak artık komşuyuz. Külüme muhtaçsın vallahi. Asla. Sen bir tebessüm ettin. Hayır. Savcının kızı. Mekanın adını Last Summer koyuyoruz. Tabelası çıkacak yakında. Tanıdık geldi mi? Gelmedi. Soner. Efendim Ahmet. Bak Gün. Haberler iyi değil. Ne oldu? Çocuk öldü. Ahmet sabah konuştuğumuzda oğlan iyi toparlıyor dememiş miydin? Ne demek öldü oğlan ya? Ha? Ya öyleydi. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Oğlan ne demek? Nasıl öldü? Nasıl oluyor bu? Ne oldu? Anlat. Vallahi sancaktarların adamlarından birini gördüm burada. Cihan Sancaktar. Akgün bana bak. Akgün sen buraya gelme. Çünkü sen buraya gelirsen ihale sana kalacak. Akgün bak bir delilik yapma oğlum ne olur. Yok yapmayacağım dedi delil. Ortalıklarda görünme. Kaybol. Eyvallah. Ya sen nereden çıktın benim karşıma? Yavaş gir bebeğim virajları. Spor modunda gidiyorsun. Ha, bende de böyle bir olay var. Böyle bir durum var. Ne yapacağım? Ben de işte hep böyle bodos. Bodos ya. Ya. Öyle gönül eğlendir uzat adında geldiysek ama sana. Yok.
Daha çok böyle derinlemesine tanımak lazım. Seni enteresan bir kızsın sen, böyle şiirler, şarkılar, şakalar filan. Tamam lan, gevşeme hemen. Hani nerede arkadaşın? Adam akıllı, ciddi ciddi sosyalleşeceğiz dedin, geldik. Ne arkadaşı? Ha Naz. Ya canım daha dur, biz bir kaynaşalım. Sonra ekleriz onları da, ne bu acele yani? Yok canım, olmaz öyle. Olmaz mı öyle? Olmaz. Aa. Önce kalabalıkta kaynaşalım, ondan sonra gerekirse yalnız da kalınır. Hadi bana eyvallah. Sana hayatta başarılar diliyorum. Ya kızım dur bir dur, tamam dur, derlenme. El tamam. Kol temas etmesin. Yok temas yok, sorry. Temas yok. Bak bu telefon. Doğrudur. Arıyorum. Yanında arıyorum. Hoparlörü alıyorum. Hadi bakalım. Tamam. Otur. Eray. Naz ne haber ya? Sen böyle içimi falan mı okudun? Ben burada sıkıntıdan ölüyorum ya. Hadi kop gel. Keşke. Yok. Soner'e söz verdim. Çıkamam evden. Ha. Tanışmanı istediğim biri vardı da burada. Kız mı? Kız. Bir dakika. Ay tamam tamam. Ben çok meraklandım yalnız. Ne yapacağız? Ciddi bir şey mi? Herhalde kızım, sen bizim gönül eğlendirdiğimizi nerede gördün, saçmalama. Bir şey söyleyeceğim, siz bana gelsenize. Yok be. Sonra görüşürüz ha. Şimdi olay o kadar büyümesin, hem zaten arkadaşımın pek vakti yok. Olur, her türlü geliriz biz. Bu onun sesi mi? Ha onun sesi şey, biz her türlü geliyormuşuz. Tamam o zaman bak ne yapacağız? Siz atlayıp gelin, ben Soner'e haber vereyim. Öyle buluşuruz burada. Dur tamam, konum atıyorum sana. Tamam. Öptüm hadi, tamam. Öpüyorum, bay 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 bay. Nereye gidiyoruz? Ben arabayı alayım geleyim. Hadi koş lan. Koş. Hiç kaybolma bir yere ha. Koş. Şu anda uygun değilim kızım. Baba, dinle. O rezilin yerini buldum. Neden öyle söyledin? O kız, Soner'le kaldığı yeri öğrendim. Şu anda bununla uğraşamayız kızım. Uğraşacaksın. Benim haysiyetime leke sürdü o kız. Git kaldır korkut, bir şey yap, babam değil misin? Ne bakıyorsunuz lan? Dön önüne. Ne? Hani benim gözümün bir damla yaşı için dünyayı yakardın? Git yak o zaman da babamız olduğunu anlayalım. Hadi babiş, hadi. Lütfen ya. Tamam Eren, sen bak işine ya. Boğaz'ı özlemişim ha. Bu arabada en son yan yana oturduğumuzda gençtik. Özlüyor musun o günleri? Unuttuğum çok şey var. Ben her şeyi hatırlıyorum. Belki de bu hayatına mal olmuştur. Sence bizi biliyor muydun? Bilse bile bahanesi olmuştur.
Halis Sadi nerede Selçuk? Hayatta mı? Yeminle bilmiyorum. Görmesini ister miydin? Tahmin etmiştim. Özellikle bu arabayla geldin değil mi? Bana hatırlatmak istiyorsun. Yani hatırlamak istemeseydin benim davetime icabet etmezdin. Ben seni buraya esasında teşekkür etmek için çağırdım. Yani bu 3 yıl boyunca hayatta kaldıysak bunun bir sebebi de sensin. Yani beni arayıp da bazı şeylerden haberdar etmemiş olsaydın biz ne zaman nereye gideceğimizi hiçbir zaman bilemezdik. Ülkenden uzakta ölmene içim razı gelmedi. Anlamıyorum ben artık. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşam. İlettiğiniz ve ruhsatınız lütfen. Aranmadığına emin misin? İn araçtan. Ya biz Allah aşkına ne saçmalıyoruz ya? Of. 2010'dan bugüne bütün organizelere tek tek bakacak mıyız biz ya? Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne olur bak işim gücüm var. Ailemle yemek yiyeceğim. Ya tamam Allah Allah ne var burada? Bu da iş yani. Bırakma tek başıma işte. Birlikte döneriz. Açsan yemek sen pide için lahmacun bir şey söyleyeyim sana. Sen beni burada tutmaya çalışıyorsun. Yanında tutmaya çalışıyorsun. Çok belli de. Evet. Kendi başına kaldığında deli deli işler yapıyorsun çünkü. Efendim. Buyurun Sari Akay Bey. Hangi araç? Tamam. Geliyorum. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Sürpriz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir şey ister miydiniz? Afiyet olsun. Ne işin var burada? Soner'in mekanına uğramıştım. Sana da selam vermek istedim. Ben senin arkadaşın değilim ama. Biliyorum. Ve bunu değiştirmek istiyorum. Neden? Nedenlerini anlattım. Ama yeterli olmadıysa... Sanki aramız bir miktar yumuşamış gibiydi. Hatta kovalamadığına göre... Sen yanlış anlamışsın. Sana öfkeli olmamam, karşılaşmak istediğim anlamına gelmiyor. Sanırım benden alacağın cevaplar bitmiş. O zaman gidiyorum. Akgün. Akgün'ü siz mi çıkardınız cezaevinden? Evet.
Bana yürürken eşlik edersen bir sonraki sorunu da cevaplayabilirim. Bir sonraki sorumu nereden biliyorsun? Neden? Öyle değil mi? Bekle. Hemen geliyorum. Dur. Bekle 2 dakika. Ahmet bana can sancakları bul. Acil can sancakları bul. Şirketine gittim yok. Evine gittim yok. Hiçbir yerde yok lan bu adam. Tamam gerek kalmadı. Arabası burada. Gerek kalmadı tamam. Cihan! Orada bulmayayım lan seni. Yağmur Kara burada mı? Buradaydı. Bir beyefendiyle çıktı. Nereye? Buralardadır. Çantasını almadan çıktı. Yağmur! Uzaklaş buradan. Ne yapıyorsun Akgün? Konuşuyoruz. Konuşma burada bitti Yağmur. Bana karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Akgün, bir sorun mu var? Gergin görünüyorsun. Bugün bir tanıdığımız vefat etti. Haberi alır almaz seni görmek istedim. Var mı söyleyeceğin? Allah taksiratını affetsin. Haberin yok muydu? Ne konuşuyorsunuz siz? Bence Yağmur Hanım'ın da kafasını fazla karıştırmayalım. Yağmur. Beni şurada beklesene. Hayati. Allah aşkına. Haberin yok muydu? Beni mi suçluyorsun? Seni suçlamıyorum. Senden eminim. Yağmur Hanım, sohbetimize devam edebiliriz. Akgün'le konuşacaklarımız bitti. Bitmedi. Neye devam ediyorsunuz pardon? Devam edebileceğiniz ne sohbet yaptınız siz, ne sohbet ettiniz aranızda? Seni konuşuyorduk Akgün. Cihan Bey sağ olsun cezaevinden nasıl çıktığını anlatacaktı bana. Sen ne yapıyorsun sancaklar? Emin misin? Anlaşmamız var Yağmur Hanım'la. Ne sorarsa doğruyu söylemek zorundayım. İlk defa görüşmüyorsunuz he. Müsaade eder misin Akgün? Biz bir konuşalım. Lütfen. Konuşma burada bitti. Yağmur, bu konuşma burada bitti. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Akgün? Bir şey konuşuyorduk. Yağmur bak bu adam tehlikeli. Tehlikeli? Evet sen tehlikeli değil misin? Anlatacaklarından korkuyorsun değil mi? Ya sen beni mi merak ediyorsun? Evet. Evet seni merak ediyorum. Ben çünkü bir türlü öğrenemiyorum. Sen ne altlar çeviriyorsun? Kimse bana bir şey demiyor. Tamam ben anlatacağım sana kendimi. Anlatmıyorsun. Anlatacağım. Anlatmıyorsun. Vallahi anlatacağım tamam. Ne söyle. Sorarsan anlatacağım söz. Ne sorarsan cevabını vereceğim söz yürü. Şimdi. Tamam şimdi anlatacağım yürü. Gel tamam söz yürü. Söz. Sor. Sor bana. Sor. Sor ne istiyorsun? Sor Yağmur Kara. Sor bana sor. Sor ya. Ne yaptın onlar için? Birini susturdum. Birini daha öldürdün. Öldürmedim. Babamı tehdit ettiler. Ben de bunu yapmak zorunda kaldım. Sadece susturdum. Yaşıyor adam. Kaç kişiye zarar verdin? Hayatta kalmak için kaç kişi gerekiyorsa. Kasten birini öldürdün mü? Söyle. Abimi öldürdün mü ya? Söyletmesene bana bunu. Abini demiyorum Akgün. Kasten başka birini öldürdün mü? Kim? Kim değil, neden? Aileme zarar verdiği için. Kim ailen ya? Kim kaldı ailenden? Abin öldü, kim? Baban için mi? Ya Akgün söylesene ya. Ya yeter, tamam konu bitti. Hayır, mevzu kapandı. Her şeyi anlatacağım, anlatmıyorsun hiçbir şey. Ağzından zorla alıyorum, hani her şeyi anlatacaktın.
Yağmur. Soracağın kadar soru sordum. Bu mevzu burada kapandı. O herifle bir daha görüşmeyeceksin. Cihan Sancaktar'la bir daha görüşmeyeceksin. O adam tehlikeli. Allah. Tamam mı? El yükseltiyorum. Cihan Sancaktar'la bir daha görüşmeyeceksin. Yoksa? Zor kullanırım. Görüştüm. Ne yapacaksın? Zor kullanırım sana. Hadi yap. Hadi engelle beni. Terk etme beni. Hadi. Yağmur. Hayır, benim için neler yapabilirsin görmek istiyorum. Göster bana. Hadi. Pislik. Güzel bir gece olacak abi. Böyle bir değişik yani. Vallahi hiç dışarı çıkacak havamda değilim de. Böyle hatır gönül meselesi yaptın. Ondan yani. Nereye getirdin sen beni ya? Emel'cim. Kıyıda köşede ağlamana daha fazla dayanamadım Emel, anlıyor musun? Gör işte, kızım burada yaşıyor. Ya bitsin artık bu küslük lütfen. Gözünü seveyim ya. Allah canını almasın Eren. Şşş. Götür beni çabuk buradan. Şşş, dur, dur. Götür beni çabuk. Manzaranın güzelliği. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Oh. Kız nerede? Kız. Bir saniye. Hadi. Hadi, hadi in aşağıya. Hadi. Hadi. Nazlanma. Ben kendim gelmedim yalnız, bu beni oyuna getirdi. Ben oyuna getirdim, ne olmuş? Ben oyuna getirdim. Ya biriniz o köşede, biriniz bu köşede ağlayıp duruyorsunuz abi, alışıp duruyorsunuz. Bak siz anne kızsınız, tamam mı? Allah aşkına bu çile bitsin abi artık. Haksız mıyım kanka, bir şey desene. Allah aşkına sarılın, bir barışın. Bak bir kere olsun şunları unutun abi, rahatla. Yok abi, hayır, susmayacağım ya. Hadi abi, bir sarılın barışın ya, hadi. Ben fikrimi değiştirmedim. Hayır abi, söyleyeyim de. Ben abi, de değiştirmedim. Yakışmıyor size, lütfen bir sarılın. Bak bir an için bu her şeyi bir unutun ya. Hadi abi, hadi. İnsan da çocuğunu kıyamıyor ama bir yerde de. Nasıl insan annesinin üzülmesine kıyamıyor? Bunları tanıyor musun kanka? Eray. Abi kim onlar? Eray çabuk. Çabuk al arabaya. Emel ne yapayım? Emel Hanım, Emel, yürü, yürü abi. Tamam, tamam. Gel, şuradan gel, çıkacaksın. Gel, Eray, gel, şuradan gel. Çıkacaksın. Ne oluyor? Hadi, 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 hadi. Beni dinle. Mertuğrul'un adamları geldi. Çabuk, çabuk buradan kaybol. Hayır. Bizle gel. Takip ederler. Hayır, gelmeyeceğim. Bizle gel. Haydi. Kaybol buradan Eray. Eray. Tamam. Eray. Şuradan. Şuradan. Baskın var. Eray çık. 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 Thank you.
Tamam kızım, tamam. Hiçbir şey olmuyor. Naz dönemem, Naz, Naz. Naz dönemem. Naz tamam, dönemem, kızım, Naz. Tamam, tamam. Yağmur. Yağmur, Yağmur, Yağmur gitme, Yağmur gitme. Biraz daha kal, Allah aşkına. Hayır, yok sen... Yok, hayır, bunu hak etmiyorsun. Olmaz böyle. Yağmur, beni affetme. Ama gitme de. Kal. Kal yine şurada. Ben zaten az önce hayatımın hatasını yaptım. Akgün. Senden sadece bir şey istiyorum. Benim karşıma çıkma, ben seni daha rahat unutayım, tamam mı? Lütfen. Yağmur, bu kadar kaçabildik. Bu kadar kaçabildik. Eninde sonunda bu olacaktı. Bu kadar kandırabildik kendimizi. Kaçma artık benden. Ben de kaçmayayım senden. Kaçmayalım ya. Ne olur. Bir şey var. Benden saklıyorsun. Sorma Yağmur artık. Sen benden saklıyorsun. Cezaevine geldim de yapmıştın değil mi? Yağmur tamam yeter, Allah aşkına sorma bana bir şey. Bana bir şey sorma, ne olur sorma, ne olur yalvarıyorum sana, bana bir şey sorma. Yağmur. Anlat. Bana dedi ki sen bizim ailemizdensin. Anne. Annen tabağı da koydu, bardağı da koydu. Kendi elleriyle yaptığı yemeği de koydu. Çağlan Kara, annen benim canım. Ailemsiniz. Benim ailemsiniz. Altay. Savcım. Sen. Canan Kara. Ben Canan Hanım'ın katilini öldürdüğümü düşündüm Yağmur. Bak bana. Ali Sadi. Tek başına yapmadın değil mi? Yaptık. Yaptık. Babamla. O yüzden yıllarca toparlayamadınız kendinizi. Allah günahlarımızı affetsin. Thank you.
Evet, Selim Savcı. Ben 3 senedir peşindeyim bu Yeşil'in, biliyor musun? Üç yıl önce Halil Saadi'nin kaçırıldığı araç bu. Bunun içinde bir şey bulmak tabii şu anda şu şartlarda zor olabilir ama ben bütün imkanlarımı kullanacağım. Bu arabayı didik didik arayacağım. Bir toz zerresine kadar inceleyeceğim. Sana bir yerden tanıdık geliyor mu bu araba? Nasıl abicim? Evet. Nasıl? Üç sene önce bu aracı ben kullanıyordum. Müvekkilimle görüşeceğim. Yağmur Kara. Buyurun avukat hanım. Saatimi çıkarmasam olur mu? Kayışa eski anne yadigarı. Teşekkürler. Yağmur'cum bu hafta ikinci gelişin ama. Ne yapalım, özlüyoruz seni baba. Hem zaten buraya sadece bunu söylemeye gelmedim. Dava tarihim belli oldu. Yağmur beni buradan çıkarmazlar. Çıkaracağım. Ben Selim Kara'nın kızıysam seni buradan çıkaracağım, göreceksin. Bence bunlarla uğraşma. Hayatına baksan. Ben burada iyiyim. Sizin mutlu olduğunuzu bileyim. Bu bana yeter. Daha birlikte geçireceğimiz çok yıl var baba. Ama yan yana. Bir şey daha var. Biraz geç de olsa. Sana evlenme mi teklif etti o Hıyar? Ben ona ettim daha çok. Eğer senin de müsaaden varsa... Benlik bir durum yok ki artık. Sen kendi kararlarını verebilecek durumdasın. Kimseyi dinleme bence. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Annene çekmişsin. O konuda da. Keşke annem de burada olsaydı. Beni burada böyle görmesini istemezdim. Yanılıyorsun. Annem seni anlardı. Hep anladı. Ama bir konuda yanılıyorsun Selim Kara. Kızlar babalarının evlenecekleri adamı onaylamasını isterler. Müsaaden var mı? Gönlüm neye razı olmuyor biliyor musun? Seni gelinlikle göremeyecek olmak. Söz
Evet desin, alıp buraya getireceğim damadını. Söz veriyorum. İyi tamam, hadi git şimdi. Buradan da teyzeme gideceğim. Naz'ın küçük oğlunun doğum günü. Senin çok selamını söylerim herkese. Hepsini öpmeyeyim için. Gel buraya, o yediğin krakerlerin hesabını vereceksin. Tek 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 vereceksin. Lan seni, lan seni, lan seni fırlama seni. Sakın pastaya gitme sakın. Geldi mi herkes? Emel Hanım, ben yardım edeyim size. Dur bir sen Ahmet Efendi bir. Ha. Teşekkür ederim. Tut onu. Çocuk tut bunlar onu, ya. Tut onu, bırakma. Artık benimsin. Öyleler anne. İyi yaptın bunu. Vallahi evimize neşe geldi. İşten de zor izin aldım ama. Ama ne olacak, büyütüyoruz işte birlikte. Keşke babası da bizle olabilseydi. Ben geldim. Ay. Koş, teyze gelmiş. Aşkım. Gel. Sen bugün mü doğdun bakayım? Doğum günüm kutlu olsun. Oh, baksana hediye aldım. Lazım bir de. Bak bakayım. Ne almış teyze? Bak bakayım bir, teşekkür ederiz bir de. Al bakalım. Ah. Sevdin mi? Teşekkür et Semih. Bakalım. Ay, yürek ama orada. Bak Eray amcan seni çağırıyor. Hadi koş bakayım. Pastaya bak. Nasıl geçti görüş? Ay, nasıl olsun işte. İyi. Ne dedi? Bir şey demedim yani. Savcım nasıl öncelikle? Savcın iyi, ne yapsın? Dayanmaya çalışıyor. Bizim hakkımızda bir şey söylemedin mi yavrum? Bir şey demedim. Nasıl? Hakkı müsaade etmiyor babam. Razı değil. Nasıl? Bayağı. Hatta yüzüğü gördü. İyice delirdi. Yapma ya bunu. Nasıl, sen ne diyorsun ya? O kadar yüzük taktık. İşte görünce daha da sinirlendi. Yağmur bunu yapma bak. O kadar uğraştık, o kadar çaba. Ne yapayım aşkım? Yani. Ne yapacağız peki şimdi? Ah. Aşkım ne yapacağız? Tamam, yapacak bir şey yok. Yani savcımın kafası yoğun için içeride. O kadar. Derdin tasanın arasında bir de biz üstüne binmeyelim adamın. Tamam, yapacak tamam, bir şey yok. Biz tutalım. Binmeyelim. Ama sen benden vazgeç öyle mi? Ne diyeyim Yağmur, bir tanem ne diyeyim? Ben ne yapayım anlamadım ki. Ne yapalım şu an? Tamam, yapacak ben bir şey yok biraz. De. Ha? Ben şapşalım de. Ne demek o, nasıl oluyor? Ben şapşalım de. Nasıl o? Tabii. Ne diyorsun ya? Babam mutluluklar diledi. Hadi canım. Evet canım. Bak bunu yapma, bunu ödetirim sana. Evet. Var mı? Evet. Evet. Terseriler. Sen terledin mi? Ver şantanı bana, ver. Terlettin beni. Senin doğum günün değil, sen niye koşuşturuyorsun peki? Bak bak, ben sana ne aldım bak. Gel buraya, koş. Kendim getirdim arabayı. Gel buraya. Gel buraya, senin doğum günün. Bugün senin. Sana doğum günümü yapmışlar ya. Bakayım buraya. Atla bakayım sana. Hop. Kal bakayım abisi. Soner, sen yarın gelmiyor muydun? Geldim işte. Şş. Ne istedin lan sen? Toplantıyı erken aldım. Antalya'dakine. Kaçırır mıyım? Bağladın mı? Bağladım. Aferin. Senden oluyor. Oluyor mu yengecim? Nasılsınız yengecim? İyiyiz yengesi. Yine kaybettiğin zamanı hediyeyle mi telafi ediyorsun damat?
Yani helal para kolay kazanılmıyor artık anneciğim. Bana anneciğim deme demedin bunca zamandır ben sana. Bir türlü alışamadım ben ona, ne diyeyim? Emel'cim de Emel'cim. Tamam Emel'cim. Hadi baban da geldiğine göre pastayı kesiyoruz hadi. Bu ne oğlum, bu ne? Hadi hadi hadi. Bu ne? Bak. Gel dayım. Semih hadi. Gel hadi gel gel. Kaldı mı tamam, bırak arabayla gelsin. Hadi. Arabayla gelsin. Hadi. Hadi. İki doğdu Semih. İki doğdu Semih. İki doğdu. İki doğdu. İki doğdu Semih. Hadi gel. Gel gel bak pastaya bak. Kocaman üfleyecek. Oha yeni mi yakıyorsunuz ya? Yeni mi yakıyorsunuz ya? Ahmet be. Bir selfie çeksene ha? Şöyle toplu. Kocaman gel, üfleyecek gel, değil gel, mi? Gel. Gel Emel anne. Hadi gel. Bir, iki, üç deyince kocaman gel. Üflüyoruz. Bir, iki, üç. Üfle. Bravo be. Beklemedim, beklemedim. Bile, beklemedim. Tamam ben geliyorum. Hadi aferin sana. Sarı başkanım adam bakıyor bana. Ben geliyorum. Geliyorlar. Tamam. Sarı Başkan, pasta kesiliyor. Buyurur musun? Gördüm, gördüm. Sen bunu al. Bir ara savcına ver, tamam mı? Söz verdiğim gibi. Canan Hanım'la mı ilgili? Ya Allah Allah. Sen içine bakmadan ver onu savcına. Beni dinle oğlum. Anlaşıldı. Müsaadenle pastamın tadına bakacağım. Afiyet olsun. Sarı Başkan bunu direkt elden sana vermemi söyledi savcım. Ne bu savcım, ne oluyor? Savcım ne bu? Daire başkanı sözünde durmuş. Bu Canan Hanım'ın. Artık kim olduğunu biliyoruz. Savcım bu dosyayı bana ver, ben buradayım. Dokunmayacaksın. Savcım bana kim olduğunu söylemen yeterli, isim ver sadece. Dokunmayacaksın. Üç sene önce seninle ne konuştuk? Sarı Başkan ne oldu bu kadar acil olan ne? Geç içeri. Geç içeri geç. Hadi. Savcım ne oluyor? Bu ne var? Akgün çok az zamanımız var. Ben her şeyi anlattım. Yaptığımız her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Olmaz savcım, kabul edemem bunu ya. Sen tek başına yapmadığın gibi bir şey. Ben beni de tutuklasınlar o zaman. Alo! Savcım. Akgün bir sakin ol. Bir sakin ol. Sen bu olayın içine dahil edemezsin kendini. Zaten Sare seni dinlemez. Artık çok geç. Ben her şeyi anlattım. Senden bir şey istiyorum. Bunu sadece senden isteyebilirim. Bunu isteyebileceğim başka kimse yok Akgün. Aileme sahip çık. Çocuklarıma sahip çık. Eğer bana biraz olsun kıymet veriyorsan, bizim seninle kurduğumuz ilişkiye biraz kıymet veriyorsan, aileme sahip çık. Onların yanında dur. Onları yalnız bırakmam. Eğer bunu yaparsan, ben vicdanımı bir parça olsun bastırabilirim. Bir kere kimse çok yalnız demiştin ya, hatırlıyor musun? Evet, doğru söylüyorsun. Çok yalnızız. Ama ben kendimi yalnız hissetmiyorum. Senin varlığın olduğu müddetçe kendimi yalnız hissetmiyorum. Savcım ne yapıyorsun sen bana ya? Bana bir söz ver. Seni hiçbir şeyin asla
değiştirmesine izin ver. Söz. Ailem sana emanet. Hadi geç. Helalleştiniz mi? Bizim seninle aramızda kişisel bir husumet var. Bence bunun nedenini artık anlatabilirsin bana. Benim bu hayatta babamdan sonra en sevdiğim adamın ölüm tarihi. Senin ısrarına devam eden bir operasyonda gizli görevdeydi. Adı Ömer'di. Ömer Harmanlı. Organizeden davasına bakıyorduk. Suçluydu ama. Sizinle bir anlaşma yaptı o. Çıkmasına izin vermediniz. Benim yüzümden öldüğünü düşünüyorsun. Babam, sen... Hepiniz suçlusunuz. Hepiniz suçlusunuz. Biz ne gerekiyorsa onu yaptık. Belki de. İşte ben de şimdi ne gerekiyorsa onu yapıyorum savcı. Ama bana verdiğin sözü tutacaksın. Canan'ın katilinin kim olduğunu bulacaksın bana. Ben verdiğim sözleri tutarım. Anlaştık. Emanetim bende savcım. Aileni gözümden sakınıyorum. Gözün hiç arkada kalmasın. Biliyorum. Artık benim buradan çıkmak için bir sebebim var. Nereye koşacağımı biliyorum. Sare Başkan bunun peşini bırakmayacaktır savcım. Bırakmayacak. Allah yardımcımız olsun. Yağmur'a iyi bak. Canım pahasına savcım. Bana da savcım deyip durma. Savcı değilim ben. Ne diyeyim savcım sana? Sana ben ne diyeyim? Baba diyeceğim oğlum baba.